Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir derste birlikteyiz arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün gördüğünüz üzere Design Pattern'lerle alakalı yeniden bir şeyler yapıyor olacağız arkadaşlar. Bir önceki derste ne yapmıştık? Bir önceki derste Singleton Pattern'i işlemiştik arkadaşlar. Bugün de Repository Pattern'i işliyor olacağız arkadaşlar. Çünkü en sık kullandığımız pattern türlerine bir sıra Repository Pattern. Bunu anlatmak istedim. Çünkü önemli bir şey. Bunu kullanalım arkadaşlar bakalım şimdi repostör paterni bunları üzerinde nasıl entegre edebileceğimizi ve repository paternin tam olarak ne olduğunu bir bakalım arkadaşlar koda girmeden önce bir şey yapmak istiyorum ee, bunu bir çizelim arkadaşlar repostör paterni tam olarak ne yapıyoruz buna bakalım haydi gelin şurada bir şey çizelim bir mürobartı açtım arkadaşlar ben şurada aslında üç temel yapı taşı var. İleşim şeyinde aslında bu da arkadaşlar. Şurada buna DB diyelim. Repostör dediğimiz şey aslında DB ile alakalı işlemler arkadaşlar. DB ile bir iletişim katmanı diyebilir miyiz? Diyebiliriz aslında. Bir DB ile bir iletişim katmanımız. Şunu biraz büyüteyim. Bu şekilde olsun. Şunu şu şekilde aynı şuraya dalayım alayım. Repository. Repository. Şu şekilde olsun. Aynısına şuraya business de diyebiliriz. Service de diyebiliriz. Service diyelim. Akılda daha kalıcı olsun sizin için. Şimdi. Şurada. Bu şu şekilde. Bu da buna. Şimdi anlatalım arkadaşlar. Şimdi reposter paterne geçmeden önce biz ne yapıyoruz reposter paterne geçmeden önce ama önce kendimi büyütmeyeyim de siz burayı bir görün arkadaşlar <laughs> unuttum. Şu şekilde kendimi küçülteyim şu an evet. Siz burayı görüyor olmazsınız. Şimdi arkadaşlar reposter pattern olmadan ne yapıyoruz? Aslında şu üçü olmadan da biz ne yapıyoruz? Gidiyoruz kontrolorda. E, database'e de erişiyoruz. Veri de kaydediyoruz. Verileri de listeliyoruz kullanıcıya. Ama bu aslında e, bir süre sonra karmaşıklaşıyor ve işin içinden çıkılmaz hale geliyor. Tam da burada repository pattern devreye giriyor arkadaşlar. Çünkü biz kontrolürde bunları yapmayız. Neden? Çünkü kodlar karmaşıklaşır bir süre sonra. Kod siz yazılımı yaparken sürekli aynı kalmaz arkadaşlar. Siz yazılımı yaparken sürekli yeni bir şey, API yeni bir fonksiyon, yeni bir metot. Yazdığınız o koda yeni bir e, eklemeler yaparsınız. Ve o kod belli bir süre sonra 5 satırda 10 satır olur, 20 satır olur, 30 satır, 100 satır olur belli bir süre sonra arkadaşlar. Ve bunu bakımı da zorlaşır. O yüzden biz burada ne yapıyoruz? Biz burada repository pattern'e El sıkıyoruz arkadaşlar. Biz bu pattern türünü kullanıyoruz diyoruz burada. Şimdi repository pattern'de ne, ne yapıyoruz? Şu. Biz normalde ne yapıyoruz? konsollarda? direkt veriyi alıyoruz. O kullanıcıya bir şey mi göstereceğiz? Modelle ilişki e, modelden hemen verilerimizi alıyoruz ve kullanıcıya döndürüyoruz. Veyahut kullanıcının veri mi aldık? Alıyoruz o datayı. Requestlerimizden sonra alıp veri tabanına ekliyoruz model aracılığıyla. Oryemimiz aracılığıyla daha doğrusu. Şimdi burada da yaptığımız şey işi küçük parçalara bölmek arkadaşlar. Çünkü işi küçük parçalara böldüğümüz sürece biz bu kodu daha bakımı kolay hale getirebiliriz ve okuması daha kolay olur. Şimdi burada ne yapıyoruz? Repository pattern'de yaptığımız şey şu. Yapacağımız en önemli yer burada. Repository pattern veri tabanına işleme geçen katman arkadaşlar. Burada sadece bu işlemi e, repository Patent sadece veri tabanına iletişim kurar ve veri tabanına yap, e, yaptırmak istediğimiz şeyleri yaptırırız. Eee fonksiyon e, metotları koyarız ve o işlemi e, gider bir kullanıcıdan data mı aldı? Alır o datayı. Servisimiz arayla geçer repository'ye. Oradaki metodu çalıştırır ve o metotta ORM aracılığıyla gider bir de o işlemi gerçekleştirirsiniz veya saf yazabilirsiniz nasıl yapmak isterseniz o size bağlı şimdi burada ya, yaptığımız şey şu Arkadaşlar bir e, kitap kitap verilerimiz olduğunu düşünelim kullanıcı bir işlemi yaptığında servis katmanına gelir konsolurdan servis katmanına gelir şuraya Aslında bir tane de bir kontrol çizeyim aynı şundan olsun şu şekilde olsun buna da kontrol olur diyelim Hmm, bu seçim bir şeyine gelmedi mi? büyütemiyorum. Neyse bu bu şekilde dursun arkadaşlar. Bu konsol. Şunu şöyle alacağım. <laughs> Okey. Tamam. Şu şöyle. Tamam. Bu şekilde dursun. Şimdi bir kullanıcıdan bir istek geldi. Bu kontrolümüze geldi. Ben dedi ki bana bütün kitapları ver ee, kitap verilerini ver eklediğim kitaplar veyahut oku, okuyar, e, okuduğum kitapları ver kontrolörden servise e bir istek bir metodu çalıştırdık kontrolörden servise e gittiğimizde bu da gitti ben e, belli filtreler çalıştırdı serviste bizim iş kodumuza göre onlar çalıştırdı ve o e, çalıştırdığı şeye göre repository'ye gitti. Repo'stor'dan bana şu şekilde bir şu şekildeki e, kitapları ver dedi. Sonra repo'stor'da dedi ki tamam al. Eee gitti DB'ye bana bu kitapları ver dedi. Bu kitap verilerini ver dedi. Sonra DB'ye döndü. Aynı şekilde geri döndü repo'störe. Repo'stor'dan servise kontrolü de sonra kullanıcı arkadaşlar. Burada parçalı e, küçük parçalara ayırdık ki burada sadece ne yapmış olduk? Burada yaptığımız şey, veri tabanına olan iletişimi sadece repository katmanına verdik. Yani ne serviste veri tabanına eriştik ne kontrolörde arkadaşlar. Şu iki yerde değil. Repository katmanına eriştik. Repository sadece veri ile olan iletişimize yani database ile olan iletişimizi temsil ediyor burada. Şimdi gelin bu işlemi bir Laravel'de yazalım. Nasıl yazacağız? Burada şunu şu bu şekilde dursun. Şimdi bir tane bu konsolumuz var. Önceki dersten hatırlıyorsanız Singleton e, işlediğimizde. Şimdi ben bir de model eklemek istiyorum. Modelimiz yoktu galiba burada. Evet yok. Sayılı artısan make model book modelimiz olsun. Treme diyelim. Migration'ımız olsun. Tamam. Migration'ımızı oluşturduk. Şu migration'ın içerisine sadece bir tane field vermek istiyorum dolar table table title değil de ne okey bir de full label alanımızı verelim modelimize olsun bitsin arkadaşlar tamam copilot yardımcı oldu bize şimdi bunu yaptık şimdi repository pattern nasıl yapıyoruz arkadaşlar nasıl uyguluyoruz ee, Laravel üzerinde şu şekilde bu her yerde aynıdır büyük oranda arkadaşlar sadece yapılış tarzları değişebilir ee, bazı dillere göre şimdi burada yaptığımız ilk şey bir interfeysimiz oluşturmak arkadaşlar bir direktör açıyorum buraya bir interface diye bir klasörümü oluşturuyorum arkadaşlar interface klasörümü oluşturdum aslında bunu çoğul oluşturmam gerekirdi refaktör edeyim örneğin interface Tamam şimdi burada bir PHP dosyası oluşturacağım. Bu adı ne? E book repository Yanlış yazdım galiba interface. galiba doğru yazdım arkadaşlar. Buraya bir namespace atıyorum. App'in altındaki interface diye. Buraya da interface doğru yazdı mı? Book Repository Interface. O, tamam bu CRUD fonksiyonlarını yapmak istiyorum zaten bu derste. Aynen bunlar olsun. Ama burada sadece return type'larımı da belirtmek istiyorum ben. Bir collection döneceğim burada. Return type'larım önemli arkadaşlar. Find'da book döneceğim. Create'de de book döneceğim aslında. Book döneceğim. Bunu anlatacağım şimdi. Update'de book döneceğim. Dedet de kitap siline kitap döneceğim. Evet tamam. Arkadaşlar şimdi interfaz ne? Interface sadece şablonlarımızı yazıyoruz arkadaşlar. Biz bir Interface tanımladık. Bu tanımladığımız Interface'in içerisinde all, find, create, update, delete gibi metotlarımız olacakmış. Ve burada şunu da belirteyim. int ee, Öyle dedim tamam. Burada sadece bu metotlarım olacak. Yani ben bir klasta ben bunu implement ettiğimde bunlar olmak zorunda diyorum arkadaşlar. Bir repository klasıma class, e, implement ettiğimde ben bunu. Neden? Çünkü e, bunu neden yazıyoruz arkadaşlar? Bunu şu yüzden. Tam biz iyi güzel yazıyoruz metotlarımız da her yerde e, belli olması e, olması gereken şeylerimiz olabilir. Metotlarımız olması olması gereken metotlarımız olabilir. Biz diyoruz ki bizim repository klasımızda e, yani bu klası e, nivleyip şey yaptığımızda oluşturduğumuzda bunun içerisinde bu metotlar olacak ve bu metotlar bu gövde gövdesindeki kodları çalıştıracak arkadaşlar. Bunlar olması gerekiyor. Bunlar olmadan e, biz sağlıklı bir işlem yapamıyoruz. Yani şimdi diye demek istediğim şu arkadaşlar. Burada bir repository diye bir class oluştur. klas diyorum. Direktör oluşturayım. Repository. Repository. Tabi bunu şurada oluşturuyoruz arkadaşlar. Ama yanlış oluşturduk. Reyes. Çok yapıyoruz arkadaşlar burada çoğul. Bir de klas oluşturuyorum. Re, book, repo, tabi. Okey. Tamam klasımı oluşturdum. Şimdi arkadaşlar demek istediğimiz şey şu. Ben bunu implement ettiğimde book repository interfeysi implement ettim şu an. Ne diyor bana bu interfeysi implement ettiğimde? Ben bunu boş da oluşturabilirim. Yani şunu eee bunu hiç vermezsem bana kızmaz da bu, bu şekilde boş bir şekilde kalır. Burada ben ne diyorum? Bunu implement ettiğimde bana diyor ki kodda must be declared abstract. Bu bir abstract diyor. Sen bunları implement sen bunu implement ettin ama bu metotlar içermek zorunda diyor. Diyorum ki ben de al bunları ekle diyorum arkadaşlar. Eğer PHP Storm kullanıyorsanız kolay bir şekilde eklersiniz. Hızlı bir şekilde implement ettik buranın içeriğini. Ama bazılarını gövdesini yazmamız gerekiyor. Çünkü neden? Diyoruz ki bu, bu collection olacak ama şu an bu bir şey dönmedi. Bunu yaparız. Bu şu an önemli değil. Burada ki amaç arkadaşlar biz bu repository'yi tamamladık ama bu interfeste tamamlıyoruz ki ne olup ne bittiğini interfesten görebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde yönet yönetilebilir bu kod. Yani bakımı kolay bir kod olmuş olur arkadaşlar. Aksi taktırda bir süre sonra bu kod karmaşıklaşır, nereye gitti belli olmaz ve sonunda proje iyice zora çıkar arkadaşlar. Sonra sürekli refaktör etmeye başlarız bu kodları. Şimdi gelin bu repositoryümüzün bu repositoryümüzün gövdelerini yazalım arkadaşlar. Oldu ne yapacağız? Standart bir işlem yapacağız arkadaşlar. Bu uh, latest Son verilerimi getirsin. Şu şekilde query'den çağıralım bunu hatta. Burada yapacağımız işlem find'da. Evet. Bunu yapacağız. Find or fail. Ee, bu bize bu collection dönüyormuş. Hmm, bu book dönmüyormuş. Okey. O zaman buna collection diyelim. Collection diyelim. Şeyde de düzeltelim. Burada da düzeltelim. Neydi? Find. Collection. Bu bir collection dönüyormuş arkadaşlar. Yanlış yaz. Neyse önemli değil. Create'de ee, Create değil Create datamı direkt Create edecek arkadaşlar. Eklediğim datayı dönecek. Burada da Burada da önce bulacağım. Sonra update edeceğim. Aynen bu şekilde yapacağım arkadaşlar. Okey tamamdır. Şurada bu şu şekilde yapmak istiyorum bunu. Daha çok bu şekilde kullanıyorum. Diyor ki hmm, Bu da mı koyduk? Aa Doğru yani şeyler. Hmm, unuttum şeyi. Bu, büyük ihtimal bu da collection dönmeyecek. Collection dönecek diyorum. Ee, book dönmeyecek arkadaşlar, şey dönecek. Collection dönecek. Çünkü Kalette book dönüyoruz da şeyde bunu dönmüyoruz. Ama bu şekilde değil. Bu sadece true döner. Aynen bu şekilde yapacağım. Bu da bu koleksiyon dönecek bana. Şu şekilde şuradan da düzeltiyim. Tamam. Kritik işlemde book dönüyor bana book dönüyor evet ama şeyde bana işlemiş bir data döndüğü için koleksiyon dönüyor. Tamam. Şimdi repository'mız tamamladık arkadaşlar. Repository'mizin içerisindeki metotlarımızın gövdelerini yazdık. Yani artık biz bunu serviste ne yapabiliriz? Kullanabilir hale geldik. Burada buradaki metotlarımız hepsi CRUD operasyonlarımızı içeriyor. Ama ayrıca biz buraya ne neler koyabiliriz? Mesela find author diye bir tane metot belirler, e, metot yazarsız arkadaşlar. Find author'da sadece ID'yi veririz ve o ID'ye göre kullanıcı bulur ve bize döner. O kitabı ya, e, şöyle diyeyim daha doğrusu. O e, kitabın yazarlarına göre bir şey aratırız ve o yazarı bize döner. O yazara ait kitapları bize döner arkadaşlar. Böyle böyle özel fonksiyonlar, metotlar yazabiliriz. Veyahut kaydederken belli işlevlere göre yapmak isteriz. Ona göre metotlar ne yapabiliriz? Yazabiliriz arkadaşlar. Şimdi burada bunları yazdık. Okey. Şimdi serviste de bunu bir kullanalım. Constructer'ımıza tanımlayalım bir. Private. Read -only olacak bu. Book repository. Book repository. Okey. Şu şekilde. Şu an altını çiziyorum. Önemli değil. Şu şekilde olsun. Buralarda şimdilik şey vermek istiyorum uğraşmak istemiyorum return type'lerle. Ama buralardan hepsinde return type'larını vermemiz gerekir arkadaşlar. Vermemiz daha düzenli kod yazmamız için önemli. Şimdi find evet bunu çağırdık. Create bir datamızı aldık ve onu şeye verdik. yani verdik. Update'te de bu şekilde yaptık. Delete'te de böyle yaptık arkadaşlar. Tamam. Şu an Copilot güzel çalışıyor arkadaşlar. Bazen saçmalıyor ama yazdık o da bakalım. Şu an şimdi hepsini teker teker ben yazarsam arkadaşlar bu bu ders bayağı uzun uzun bir versiyon olur. O yüzden bazı yerleri de kolaylık almamız gerekiyor. Doğru mu yazdım? Index evet. Show'da fan çağırdı. Okey. da request. Destroy. Tamam. İsimlendirmeleri de doğru mu? Doğru. Bunun bu isimlendirmeleri neden önemli arkadaşlar? Şimdi ona da değineceğim. İlmeye teşhit tipinden gelecek bu requestler. Normalde bu requestleri direkt bu şekilde değil arkadaşlar. Bu requestleri özel olarak oluştururuz. Validate ederiz. ve ee, request kullanarak request validation'larını kullanarak onu kullanırız. Direkt böyle alıp yapmayalım arkadaşlar. Onu bir valide validasyondan geçirelim. Şu anlık önemli değil. Repo şu an önemli olan biz repository paterni yapıyoruz arkadaşlar. Repository pattern'ı yaparken de şu an için bunlar göz ardı ediyorum ama bunlar normalde her biri için request validation yazarız. Return type'larını yazarız ve o şekilde kullanıyor oluruz. Çünkü yazdım arkadaşlar nedir sürekli yeni bir şeyler ekleriz yeni bir şeyler düzenleriz ve bunlar eklerken e, eski türkte sürekli aynı şeyleri yazarsak e, düzgün bir şekilde kullanmazsak bunları bir yerden sonra sıkıntıçlılar çıkmaya başlar ve bakımı zorlaşır bir yerden sonra o yüzden ne kadar bunları kullanırsak o kadar iyi arkadaşlar şimdi bunları yazdık okey bu servisimizi e, şey yaptık, inject ettik class'ımızın içerisine ve artık burada kullanıyoruz. Ama burada bunu bir de root'larımızla API'ye tanımlayacağız arkadaşlar. Burada şunu ta şey tanım şey kullanacağım. API evet bunu kullanacağım. Bu API resource bu şekilde değil de. Book Controller Class. Tamam. Şimdi API resource deyip books bunun evine books ver, kontrolörümde bu şekilde verdiğimde arkadaşlar bana bir şey generate ediyor bu API resource. Ne generate ediyor? Şuradan bakalım bakın. Laravel, Laravel, resource diye geçer bunlar. Gelelim buraya. Şurada bir tane tablo olacak. evet. Bu normal resource. Bu VV Engine kullanıyorsanız, bilet yapınızı kullanıyorsanız. Ayrıca işte create metodu da olur. Edit, edit metodu da olur gibi arkadaşlar. Bunlar olur. Ama API Resource kullanırsanız bunlar olmaz. Sadece index olur. Store olur. Show olur. Update. Destroy olur. Bunların haricindekiler olmaz arkadaşlar. Şimdi API Resource da şunu yapıyor arkadaşlar. Siz normalde bunları yazıyorsunuz. Bu şekilde evet yazdınız. Teker teker root get yazdınız. Root post yazdınız. Root put yazdınız. Bunları teker teker yazmanız gerekiyor. Ama eğer siz e, kraz işlemi yapıyorsanız bu e, Laravel direkt bunlar için zaten yazmış şeyini. Ben e, sen bana API Resource ile bu name'ini ve kontrolü verirsen ben bu isimlerde şeylerini oluştururum diyor. E, rotalarını oluştururum diyor arkadaşlar ve biz bunlarla uğraşmıyoruz. O yüzden tekilleştiriyoruz burada. Daha kullanılabilir, daha bir sade haline getirmiş oluruz. Yoksa burada en aşağı 4-5 tane daha yazmamız gerekiyor alt alta arkadaşlar. O yüzden bunu kullanıyoruz. Kullanabiliriz arkadaşlar. Bunların haricinde bir şey, metotlarımız varsa tabi onları özel özel teker teker yazıyor olmamız gerekir. Ama bunları yazıyorsak bu metotları yazıyorsak teker teker yazmamıza gerek yok. Bunu direkt kullanabiliriz arkadaşlar. Tamam. Şu an API'mizi tanımladık. Kontrollerimizi tanımladık. Kontrollerimizin içerisindeki metotları tanımladık. Şimdi bir ne yapalım? Bir veri ekleyelim. Bakalım. Ama bir şey yapalım arkadaşlar. Şu Migration işlemimizi bir gerçekleşti. Migrate Refresh. Ee, ne diyor? Ee, şeyimizde bir hata mı var? Database Migration. Yok hatalı yok aslında. Acaba öncesinde kalan bir şey, tablo mu kaldı orada? Migrate ref. Fresh. Aslında refresh tamamen kaldırıyordu. Ha tamam şimdi oldu. Tamam okey. Burası bitti. Şimdi bir test edelim bakalım arkadaşlar nasıl olacak. Çalışacak mı bakalım. Sonra yeniden bir daha üzerinden geçelim. Nasıl oluyor bu iş? Burada bir şey yapacağım arkadaşlar. Http Precious. Bu şey gibi arkadaşlar. Postman gibi bir araç. E, JetBrains kullanıyorsanız bunun içerisinde direkt oluyor. Galiba şeyde de oluyor. VS Code vesaire kullanıyorsanız onda da eklentiyle kurabiliyorsunuz diye biliyorum. Şimdi HTTPS değil. E, localhost direkt 80 portunda çalışıyor. Slash API slash box şeklinde arkadaşlar. Bir şey. Get isteğini atalım. Evet 200 döndü ama veri yok. Bir create işlemi yapalım o zaman. Bir post request şablonu alacağım buradan. Aldım. Buraya koydum arkadaşlar. Ve şunu alayım aynısını. Aynı API'ye post işlemi göndereceğim arkadaşlar. Şimdi burada bakın bu şekilde göndersem yine bir mesela veri ekleyecek arkadaşlar red dedim. Şu an hata aldık da ne hatası verdi? Şu an veri ekledi galiba da bir bakalım. Şuradan database'den data source. Bu MySQL geldi galiba buradaki database MySQL. Hmm. sahil password'dur bu database'de Pattern'dir. Test connection diyelim. OK diyelim. Bir bakalım. Database'e düzen Pattern Table Books'a bakalım. Ha, eklemedi. Öyle bir alan bulamadığı mi? Ha, şey. Fiyat zorunlu olduğu için. hadi default values yok. Tamam okumamışız. Hatayı okuyalım arkadaşlar. Şu an direkt database'den hata aldık. Ama biz mesela name alanı e, şu an null label alan, o, alan değil. E, zorunlu bir alan. Zorunlu bir alan olduğu için database diyor ki bu zorunlu bir alan ama sen bu alanı bana vermedin. Ben ne ekleyeceğim? Diyor. Ama burayı mı normalde ne yapıyoruz arkadaşlar? Database'e kadar gitmemesi gerekiyor bunun. Controller'da o request validation'da direkt takılması gerekiyor arkadaşlar. Orada bana name alanını vermen gerekiyor demesi gerekiyor. O yüzden request validation'ı kullanacağız. Çünkü rastgele veriler de gelebilir burada. Şimdi bunu düzeltelim. Bu name. Kitabımızın adı ne olsun? Tehlikeli oyunlar olsun hadi. Oyunlar. Kaydet dedim. Ekle dedim daha doğrusu. Ne oldu arkadaşlar? Bana ekledi ve eklenmiş datamı yani kitabımı döndürdü. Şimdi ben get isteği atarsam ne olur? Get isteği attığımda da telik olan oyunlarımı aldım. Peki ben bunun aynısını kopyalıyorum. Bu işlemi atacağım? atıyorum. Kitabın adını değiştireceğim. Books slash e, kitabın ID'si 1. 2 diyeceğim atıyorum buna. Tamam mı? Update dedim. Çok güzel. Bir hatamız aldık. Return type value ee, Collection Ama model return ee, type declaration alakalı bir sıkıntı var galiba. Bakalım hemen. Interface Update'de Collection ee, şeyde repository'de Update Collection. Dur hatay bir tam bir okuyayım. Ha book return edil diyor. Tamam doğru yazmışız aslında. Book repository. Book. Şimdi bir daha çalıştıralım. Tamam. Return type ile alakalı doğru yazmışım arkadaşlar. Burada niye böyle diyor? Ona bak ona bakarım arkadaşlar. Ama bu return diyor. Tamam. Şimdi ne oldu arkadaşlar? Kitabı güncelledim ve tehlikeli oyunlar 2 oldu bu. Sil, sildiğimde silmiş oluyorum. Şimdi bakalım. Büyük ihtimal sildiğimde de ben aynı hatayla karşılaşacağım. O yüzden şurada collection değil de bunlar kitap dönüyordu çünkü ya. Bu kitap diyorum bu dönüyordu yani. Bu kitap aynı şey aslında. <laughs> Ee. okey Şimdi API'ye gelelim yeniden. Mesela şu an books'un hepsini alıyorum değil mi arkadaşlar? Sadece birinci veriyi almak istiyorum. Burada ne olacak? Sadece bana birinci veriyi dönmüş olacak arkadaşlar. Ben buradan tehlikeli oyunları bir daha ekledim. Şu an iki tane verimiz var. Şu an ne oldu? Ee iki tane verimiz var ve iki veriyi alabildim. Ben sadece ikinci veriyi istiyorum. Bana sadece ikinci veriyi döndü burada. Yani yaptığımız şey arkadaşlar şu. Kodu e, da şey yapmak. E, yönetilebilir. Bakımı kolay e, ve sürdürülebilir yapmak arkadaşlar buradaki ama Biz buradaki işlemlerin hepsini zaten kontrolörde de yapabiliriz. Ama kontrolörde yapmamamız gerekir. Yani biz kontrolörün amacı sadece denetlemek mesela bir veri geldi değil mi? Denet e, bu veriyi denetlemesi lazım. Denetledim. Sonra ben bunu ilgili servisime gönderdim. Orada da ne yapıyorum arkadaşlar bu serviste de? Benim iş katmanım burası. Burada e, ki o ya e, çalıştığım proje projede domain üzerinde hangi sektöre bir proje yapıyorsak o projedeki iş katmanımızdaki logiklerimizi yazarız, mantıklarımızı yazarız. Onu yazarız. Sonra yazdıktan sonra eğer bir servis, e, bir database olan, database'de bir iletişim kuracaksak sonra gideriz. Repository katmanı, repository katmanı iletişim e, geçeriz ve repository katmanı o işlemi gerçekleştirir ve bize cevabı döner servise. Ona göre kullanıcıya göster, göstermeyiz. Çünkü bir e, servis, eğer bu işlemi serviste de yaparsak bu e, repository katmanı yapacağını mesela deriz ki repository'ye gerek yok deriz. Evet diyebiliriz direkt servisi yazarız bu kodları. Ama serviste de bir yerden sonra bizim iş katmanımızdaki kodlarla iş kodlarımızla logiklerimizle mantıklarımızla yani database soruları e, iç, iç içe olacağı için bir yerden sonra karmaşıklaşacak. Biz burada database'i de ayırıyoruz ki sadeleşsin. Bir yerden sonra çünkü bu kodlar fazlalaşacak. Bakımı kolay olmayacak. O yüzden parçalıyoruz küçük parçalara. Sen diyoruz ki sen sadece database ile ilişkiye gir benim yazdığım bu fonksiyonları metotları çalıştır ve onları gerçekleştir ve e, bana o verileri dön. Ne döneceksin artık. O size bağlı. Bunu da interfeysinde yazıyoruz ki benim sadece bunlar olacak. Şablonum bunlar. Bir farklı şeyler de implement edebiliriz tabi bunlara. Çünkü extend edemeyiz arkadaşlar. Bir mesela bir ben şurada bu servisi yaptık. Bu mesela e, genelik şeyler de yapabiliriz. Bunları Genelik base servisler, base repository'ler de yazabiliriz. Ama extend edilebilir sadece bir class olur. Ama implement edebilir birden fazla interface olabilir arkadaşlar. O yüzden interface kullanıyoruz. Şablonlarımızı bağlayarak birden fazla class'ı kullanılabilir hale getiriyoruz. Benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Repository pattern dediğimiz şey aslında bundan ibaret bir interface'imiz oluştururuz. Interface'imizin içerisinde metotlarımızı tanımlarız. Tanımladıktan sonra gider. Eee book serviste, eee book servisi diyorum. Repo tanımladık, repository de, de bunları gövdelerini doldururuz. Gövdelerini doldurduktan sonra servisimize geldik. Servisimizde de bu repository kullanabilir hale getirdik ve kullandık. Buradaki iş katmanımızdaki şu an bir şey yok ama iş katmanımızdaki yaptığımız işe göre bu değişir. Bir büyük projede düşünün arkadaşlar bu burada iş katmanlarımızda burada bir sürü ifler görebiliriz. Switch gezler görebiliriz veya farklı şeyler görebiliriz gibi gibi gibi. Sonra konsolörümüzden da bu servisleri çağırırız gerekli hangi işlemi yapacaksak o şekilde gider arkadaşlar. Şu şekilde kendimi büyüteyim yeniden. Evet. Evet arkadaşlar bir dersin daha sonuna geldik. Burada da repository paterni işlemiş olduk. İnşallah anlatabilmişimdir repository paterni. Çünkü en önemli patern türlerinden birisi. Çünkü database e olan iletişimimiz sürekli var. Her projede büyük oranda database e iletişimimiz olur. Ve buna repository pattern e, gayet güzel bir çözüm. Repository patterni uygular ve projemizin daha sürdürülebilir hale gelmesini sağlarız. Bu şekilde gerçekleşir arkadaşlar. Şimdi benim dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar.